Evet, şimdi stüdyomuza bir konuğumuz olacak. Ankara stüdyomuzda Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik bizlerle olacak. Sayın Özçelik, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, sıcak gelişmelerle başlayalım isterseniz hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada İdlib konusu elbette ki gündemdeydi. Buradaki bir vurgusu 15 Temmuz'da Ankara'da başaramadıklarını Suriye'de gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve bunu başaramayacaklar oldu. Günlerdir ulusal kanal ekranlarından, siz de Aydınlık Gazetesi'nden İdlib'deki tuzağa ilişkin açıklamalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki açıklamasında da İdlib'deki senaryoya ilişkin bir açıklama vardı. Şimdi de yine İdlib'de 15 Temmuz Temmuz'da başaramadıkları başarılmaya çalışılıyor ifadesini kullandı. Nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi İdlib'de özellikle Rusya'da Suriye ile yapılan görüşme sonrasında biliyorsunuz peş peşe sıkıntı yaşandı. Yani Hakan Fidan'la Ali Memlu'nun Moskova buluşması herkesi umutlandırmıştı. 9 maddelik bir yol haritası da çizilmişti ve buna göre devam edecekti. Bunlardan bir tanesi de Fırat'ın doğusunda Suriye ile Türkiye'nin işbirliği yapmasıydı. Şimdi tam bu anlaşma sonrasında birden İdlib'de garip gelişmeler karşımıza çıktı. Ya biz de Aydınlık Gazetesi olaraktan ısrarla burada bir tuzak kurulduğunu belirttik. Zaten bizim de Ankara'da gerek diplomatik kaynaklardan gerekse çeşitli kaynaklarımızdan Amerikalıların Astana sürecini dağıtmak için İdlib'de bir tuzak kurmaya hazırlandığı, oradaki kendi kontrolündeki gruplarla, CIA'nın ve Mossad'ın elemanlarıyla bir takım faaliyetler içerisinde olduğunu duyuyorduk ve bunları da aktardık. Hatta belki tekrar olacak ama benim 7 Haziran ki yazımın başlığı Türk-Rus ilişkilerine İdlib tuzağı şeklindeydi. Yani 7 ay önceki yazdığımız yazının başlığı buydu. Yani uzunca bir süredir böyle bir çalışma yapılıyordu. Ama ne yazık ki Türkiye yönetenler bu konuda biraz gerekli duyarlılığı göstermediler. Ve birdenbire bu İdlib'de karşımıza çıkan bu manzarayla yüz yüze geldik. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bence önemli. Cumartesi günkü yaptığı açıklama da önemliydi. Bir tuzaktan söz etti. Hatta dedi ki Suriye'deki işlerini bitirdikten sonra namlularını Türkiye'ye çevirecekler dedi. Yine bugün 15 Temmuz'da Ankara'da yapamadıklarını Suriye'de gerçekleştiriyorlar dedi. Şimdi 15 Temmuz'da Ankara'da kim yaptı? O darbe girişiminin arkasında kim vardı? Herkes biliyor. Onun arkasında FETÖ vardı, Amerika vardı. Yani Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Ankara'da yapamadıklarını Suriye'de gerçekleştirmeye çalışıyorlar sözünün arkasından. Ben eğer 15 Temmuz'da bağ kuruluyorsa yani Amerika'nın bir tuzağını işaret ediyor. Bence çok net bu ifadeyle. O nedenle ben bu bizim Moskova'da Perşembe günü Putin'le Erdoğan arasında yapılacak görüşme için de sağlıklı bir tespit olaraktan değerlendiriyorum. Ve eğer bu anlayışla Moskova'ya gidersek ve orada müzakereleri bu çerçevede yürütürsek bence sonuç alınır. Yani ve İdlib'deki bu manzara gider. Yani şu anda bizi yanıltan şöyle şeyler var. Biraz iç politikaya yönelik ifadeler var. Yani iç politikada biraz savunma, dikkat ederseniz cumartesi günü yapılan açıklamalarda da çeşitli açıklamalarda hep savunma öne çıkıyor. Yani biz oraya şundan gittik, bundan gittik falan gibilerden. Yani kamuoyunda çünkü bir şey var, sıkıntı var. Yani Türkiye'nin üretim merkezlerinde sıkıntı var, turizm merkezlerinde sıkıntı var. Bu da önümüzdeki dönem için bence AK Parti açısından da ciddi bir risk. Neden risk? Çünkü çok geniş bir kesimde, nüfus yoğun bölgelerde artık bu politikalar yanlış denmeye başlandı. Rusya ile karşı karşıya gelme politikasının ne kadar yanlış olduğu konusunda tedirginlik var, endişeler var, kaygılar var. Daha birkaç sene önce
2016'da Rus uçağının düşürmesi sonrasında neler yaşandığı hala çok taze. Bu da biraz tepki olaraktan yansıyor. İzleyebildiğim kadarıyla biraz yani savunmanın arkasındaki konu kamuoyuna, seçmene en azından işte biz bundan yapıyoruz tarzında bir gerekçe sunmak diye değerlendiriyorum. Evet Sayın Özçelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Mart'ta Putin'le yapacağı görüşmede İdlib'teki meseleyi süratle bir çözüme kavuşturacağız dedi. Şimdi bugün de Amerikalı heyet Türkiye'ye gelecek, Ankara'da görüşmeler yapılacak. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Türkiye'de olacak. Şimdi iki isim de bu süreçte Türkiye'ye desteklerini sıkça dile getiren ve Astana'yı hedef alan iki isim. Türkiye'ye gelen heyetler o açıdan önemli. 5 Mart'ta yapılacak Putin zirvesini etkileyecek bir görüşme olur mu bu sizce? Şimdi ben Amerikalılar niye telaşlandılar ve heyet üstüne heyet gönderiyorlar? Jeffrey daha yeni gitti. Apar topar tekrar niye geldi? Ve bu görüşme mesela salı gün görüşecekler, perşembe gel. Bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşacak. Tam bunun öncesine rastlıyor heyetler arası görüşmeler. Şimdi burada bir niyet var belli. Yani bu Moskova zirvesinin başarısız kılınması için hamleler yapılıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler, Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi de geliyor. Şimdi mesela benim garibime giden bir başka şey daha var. Eğer bilgi doğruysa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da onlarla beraber veyahut da en azından eş zamanlı olaraktan Türkiye'ye geliyor. O da görüşmelere katılacak gibi gözüküyor. Şimdi ben mesela bundan da garipsedim. Buna gerek var mıydı onu bilemiyorum. Neden buna gerek var mıydı diye söylüyorum. Çünkü izlediğimiz bizim Suriye konusundaki yanlış politikaların sorumlularından birisidir o. Yani Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde ne yazık ki Davutoğlu'yla beraber bu yanlış politikaların mimarlarından birisidir. Onun da buraya gelmiş olması acaba Amerika, ben kafam tabii sesli düşünüyorum. Amerikalılar mutlaka sen de gidelim veyahut da sen de orada ol diye teklif mi yaptılar nedir bilemiyorum. Amerikalıların Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde biraz kendilerine yakın isimleri toplantılara sokma gibi bir taktikleri vardır. Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde Feridun Sinirlioğlu'yla ve Kerry Craft'ın birlikte bir görüşmeleri vardı. Basına yansımıştı o fotoğraf. Orada da istişarelerde bulunulduğu ifade edilmişti. O istişareleri aktarmak için de burada bir görüşme yapılıyor olabilir mi acaba diye bir soru geldi benim de aklıma şimdi siz söyleyince. Evet yani bana biraz bunlar pek kulağımı tırmalıyor daha doğrusu veyahut da zihnimi tırmalıyor diyeyim. Yani neden böyle bir şey oldu? Ben çünkü o günleri çok sıcak yaşamış birisiyim. Türkiye'nin sınır kapılarının o Davutoğlu döneminde bütün sınır kapılarının nasıl açıldığını biliyorum. Hatay'ın Bükülmez köyündeki karakolun dibinden giden patika yolun nasıl işler hale getirildiğini biliyorum. Oradaki artık ayıp olmasın diye karakolun oradan nasıl başka yere taşındığını biliyorum. O nedenle bu dönemdeki Davutoğlu'yla beraber o politikanın kritik isimlerinden birisi olduğu için bunları söylüyorum. Yani onun buraya Amerikalılarla eş zamanlı gelmesi hatta belki program çerçevesinde gelmiş olmasında işin açığı biraz garipsiyorum. Yani diyeceğim gelen Amerikan heyetinin Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesini önlemek için çaba sarf edecekleri çok net. Ben yani değilse işte açıklamalar yapılıyor, işte şununla görüşeceklermiş, bununla görüşeceklermiş falan diye. Yani biz uzun yıllardır bu işlerle ilgilenmiş birisi olaraktan söylüyorum. Bunlar göstermeliktir. Asıl perde arkasındaki görüşmeler nedir ona bakmak lazım. Onlar da genellikle açıklanmaz. Onların içinde tehdit vardır, şantaj vardır, havuç vardır, her şey vardır. Yani Jeffrey de bu kadar sık Türkiye'ye geliyorsa bunun bir anlamı da vardır. Değilse öyle Amerika Bulgaristan diye ki Yunanistan diye ki hadi bırak Avrupa diye ki iki dakikada gelip gidesin. Ta Amerika'dan binlerce kilometre uzaktan mekik dokuyor Türkiye'ye. O nedenle ben işin açığı
niyetlerinin çok iyi olmadığını biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Ankara'da yapamadıklarını Suriye'de gerçekleştirmeye çalışıyorlar ifadesinden de Amerikalıların tertiplerinin, İsrail'in tertiplerinin etkili olmayacağı izlenimi ediniyorum. Çünkü 15 Temmuz'da Suriye'deki tuzağı aynı mihraklar tarafından yapıldığının en üst seviyede seslendirilmiş olması en azından önümüzdeki süreç açısından umut verici tahlillerdir diye düşünüyorum. Bu ifadenin 15 Temmuz'la ilgili kullanılan ifadenin özellikle Amerikalı heyet gelmeden saatler önce kullanılmış olması da aslında bir mesaj niteliği taşıyor mu sizce? Şüphesiz böyle bir şey taşıyor. Önceden kullanılması, bu aynı zamanda bana göre Rusya'da bir mesajdır. Putin'e de bir mesajdır. Yani ben bu tuzağın faillerini biliyorum anlamı taşır. En azından ben öyle anlarım. Ben Rus olsam da algım bu şekilde olur. Yani diplomaside sözcüklerin, zamanlamanın çok önemi vardır. Bu nedenle bu açıklamayı bu çerçevede değerlendiriyorum. Şimdi İdlib konusuyla ilgili yarın mecliste kapalı bir oturum yapılacak. Bu da oldukça gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada bir bilgilendirme yapılacak. Bu kapalı oturumla ilgili fikirleriniz nedir? Kapalı oturum mu yapılmalı yoksa açık bir oturumla Türk milleti bilgilendirilmeli miydi? Bu süreç nasıl işlemeliydi? Yoksa bu uygulanan yöntem doğru bir yöntem mi? Şimdi meclisteki kapalı oturumlar biz gazeteciler için açık oturumlardır. Hani yazamayız yasa gereği olaraktan ama herkes orada ne konuşulduğunu öğrenir. Şimdi burada verileceklerim ben işte Hulusi Akar'ın düzenlediği iki gündür günlük basın toplantılarından çok farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Fakat ben ne kadar dikkate alırlar bilemiyorum ama yapılan açıklamalarda, şimdi Cumhurbaşkanı da bence aynı şeyleri söyledi. Milli Savunma Bakanı da yaptığı açıklamalarda var. Yani böyle sürekli sayılar, şu kadar rejim askerini, gücünü bilmem etkisiz hale getirdik, bu kadar uçak düşürdük, bu kadar şey. Bakın bunları artık bir bitirmek lazım. Yani bir sıkıntı vardır, karşılık verilmiştir, bunlar söylenebilir ama şimdi günlük, şimdi şundan söylüyorum bunları. Bizim Suriye'yi kazanmak diye de bir derdimiz vardır. Olmalıdır daha doğrusu. Neden olmalıdır? Şimdi Suriye'den gelen haberler iyi değil. Şöyle iyi değil. Şimdi bir savaş kolay değil. 2011'den beri savaşıyorlar. Bu savaşta ülke ekonomisinin sıkıntıya girmesi, işte hayat pahalılığı, parasının değerinin düşmesi, bunun yarattığı bir takım sıkıntılar, bunlar giderek büyüyor. Ekonomisi de ciddi bir şekilde kötüleşiyor. Şimdi bu Suriye'yi yeni arayışlara iter. Nitekim kulağımıza da bazı haberler geliyor. Yani bunun pususuna yatmış ülkeler var. Mesela Trump yeni yaptırımlarla beraber Suriye'nin iyice çökertilmesi ve kendilerinin dediği şartları kabul etmek koşuluyla yanlarına çekilmesini falan hesaplarını yapmaya başladılar. Efendim Arap Birliği bir taraftan bir takım kredi para havucu uzatıyor. Yine Suudi Arabistan'ın ve diğer ülkelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimleri var. Şimdi bu nedenle Suriye'nin yani ne yaparsınız, çaresiz kalırsanız, para sıkıntınız olursa ne yaparsanız hatalar yaparsınız. Mesela nedir? İşte Ermeni tasarısını parlamentodan geçirip soykırım kabul etmesi gibi. Şimdi bizim Suriye sokaklarında da bunun etkisi görülmeye başlandı. Suriye sokaklarında Türkiye düşmanlığı çok hızlı gelişiyor. Gelen bütün bilgiler bu yönde. Şimdi bizim bir an önce, işte bu iyi bir şey değil. Suriye halkının bize olumsuz bakması iyi değil. Bakın daha önce de tekrarladım. Şam sokaklarında Türk olduğunuzu öğrendikleri zaman Suriyeliler size kahve, çay ısmarlamadan bırakmazlar. Akşam eve yemeğe götürelim teklif eder. Hiç tanımasalar bile. Türkiye'li olmak bir ayrıcalıktı Suriye'de. Şimdi oradan çok farklı yere geldi. Ben 2012'nin Ekim ayında Şam'a gitmiştim. Sayın Esad'la görüşmek üzere.
O sırada fırsat bulup çarşıdaki meşhur Hamidiye Çarşı, Emevi Camisi'nin hemen kenarındaki tanıdığım esnaflar vardı. Onlara da bir uğradım. Onlara uğradığım zaman ya ben mesela o hoş geldin diye karşılayanlar, bakın 2013'ün Ekim ayını söylüyorum. Hemen şey yapanlar bana hoş geldin diye ellerini uzatırken Türkiye ne yapıyor diye uzattılar. Ki şimdi ondan çok daha vahim bir noktada iş. Bu nedenle bizim Suriye halkını kazanmak diye bir derdimiz de var. Eğer komşumuz sınırımızın dibindeki bir Suriye başka bir Türkiye'ye tuzak kuranların safına geçme noktasına giderse, yani şu anda böyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Bizim en çok ne yazık ki hedef aldığımız Esad, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesinden yana. Suriye'de birçok kesim var Türkiye ile ilişkilerin koparılmasını savunan, ama Suriye Devlet Başkanı Esad hala Türkiye ile bir şekilde ilişkilerin düzeltilmesini savunan kanadın başında geliyor ve en etkili isim. Yani aslında Esad'ın orada ayakta kalması Türkiye'nin çıkarlarına. Yani bu sorunlar eğer devam eder, Türkiye halkı, Türkiye düşmanı bir noktaya gelirse bundan Türkiye'nin bir karı olmaz. Bakın çok tartıştığımız M5 Karayolu. Ya M5 Karayolu Şam'la Halep arasını bağlayan bir yol. Ya bu bir ülkenin iki büyük şehri, sanayi kentiyle diğer en çok yani nüfusunun yarısını yaşadığı iki tane şehir. Bunların arasında irtibat olması, Suriye ekonomisinin istikrara kavuşması nispeten, sıkıntıları aşması Türkiye'nin aleyhine mi? Ya ben yıllarca Türk iş adamlarıyla Suriye'ye gidip geldim. Suriye'de zenginleşmesi, ilişkilerin düzgün olması, istikrar olması bütün Hataylı, Antepli, Kilisli bütün iş adamlarının önünü açacaktır. Onlara ekmek kapısı olacaktır Suriye. Yani böyle bir ortamda ben mesela Türkiye'nin yerinde olsam bırakın o hattı kesmek çalışmasını, o hattı bir an önce açarım. Suriye istikrara kavuşursa ben de istikrara kavuşurum. Suriye'deki istikrarsızlık ciddi sıkıntı yaratır. Mesela gelen haberler var. İdlib'de bizimle beraber çalışan bir takım örgütler veyahut da bizim kontrol ettiğimiz örgütlerin önemli bir kısmı HTŞ'nin içerisine girmiş, karman çorman bir yapı oluşmuş. Bu Türkiye'nin lehine bir durum mudur? Yani onun için çok dikkatli hareket etmemiz lazım ve bakın 3-4 adım sonrasını hesaplayaraktan adım atmamız gerekiyor. Öyle bir sürece girdik. Sayın Özçelik, şimdi hemen göçmen konusuyla ilgili de bir soruyu sormak istiyorum size. Kapılar açıldı İdlib'te tırmanan gerginliğin ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık kapılar açılmıştır dedi ve yine sıcak bir ifade olduğu için bunu hemen size sormak istiyorum. Bu yükten nasibinizi alacaksınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ne anlama geliyor? Valla şimdi bu göçmen meselesinde Avrupalılar çok çirkin bir politika izliyorlar. Ben yanılmıyorsam 2018'deydi Viyana'ya gitmiştim. Viyana'da da bu göçmenler var. Yanılmıyorsam yine ülke karıştırabilirim ama Sırbistan'da galiba şeyler vardı. Yani Avusturya'nın komşularında bu tür göçmenler vardı, Suriyeliler vardı. Avusturya hükümeti onlara para veriyor. Diyor ki sizde kalsın, masraflarını ben karşılayayım diyor. Yani kendi ülkesine sokmadan bir anlamda onları oralarda bloke etmeye çalışıyor idi. Ya bu benim oradaki yöneticilerle sıcağı sıcağına konuştuğum ve öğrendiğim bir hadiseydi. Çünkü bir tartışma vardı mecliste. Bunlara bir kaynak ayrılması falan konusu vardı. Orada gördüm olayı. Şimdi Avrupalılar mesela ne diyor? Biz size para verelim. İşte masraflarını karşılayalım ama sizde kalsın. Tabii o parayı da vermiyorlar. Bir de yani bu nasıl bir şeydir? Sorun dışarıda kalsın. Şimdi her tarafı kışkırtacaksınız. İnsanlar abuk subuk hareketlerle işler yapacaklar. İşte Fırat'ın doğusunda yapılanlar belli. Diğer Suriye'de 2011'den beri yapılanlar belli. Her türlü saçmalığı bir anlamda destekleyeceksiniz, müdahale etmeyeceksiniz veyahut da olumsuz yönde yapacaksınız. Çıkan sonuçları da ben kabul etmem, işte Türkiye'de kalsın, işte biz gerekirse para verelim ama orada siz bakın onlara,
falan gibi bir takım işler yapacaksınız. Bunun artık sonuna gelinmiş vaziyette. Yani ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyor bunların bir kısmı da. Türkiye engellediği bir takım anlaşmalar var. O anlaşmalar da ayrı konu tabii. Bu geri dönüş anlaşması. O zaman da Türkiye yönetenlere imzalatılan bir anlaşmadır. Ve kesinlikle Türkiye'nin aleyhine bir anlaşmadır. Öyküsü de çok ilginçtir. Ne yazık ki Türkiye'nin nasıl böyle tuzaklara düştüğünün örneklerinden bir tanesidir. Bir tane değil ki, o kadar çok düştük geçmişte. Şimdi öyle sanıyorum, Türkiye açtı. Gidecekler. Tabii bir sorun bu. Ciddi bir sorun. İşte Yunanistan en son biraz önce gelen haberlere varsa bakılırsa ateş açmış, ölü var. Bir tane mi? Bir tane ölü kesin de kaç taneye çıkacak, yaralılar da vardı bilemiyorum. Yani bu iş böyle devam edecek gibi gözüküyor. Rakamlar, yani on binlerce rakamdan söz ediliyor İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Yani Avrupa biraz düşünmesi gereken bir noktadayız. Avrupalılar düşünecek bundan sonrasını yanılmıyorsam. İsmet Özçelik, teşekkür ediyoruz ifadeleriniz için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar üzerine ve İdlib'deki son durum üzerine konuştuk.